Büyük bir mücadele verdiniz. Bu topraklarınıza sahip çıktınız. Belki de bu fevziyede son kalan düğünlerinizi yaptınız. Bir araya geldiniz. Zamanında maçların yapıldı. Bu alana sahip çıktınız. Sizi gerçekten canı günelden tebrik ediyorum. Bir kez daha yürekten alkışlamak istiyorum. Türkiye'nin her yerinde bu topraklara sahip çıkmak için büyük mücadele veriyoruz. Muğla'da bunun 10 katı mücadele veriyoruz. Göcek'te veriyoruz. Ortaca'da veriyoruz, Akyaka'da veriyoruz, Bodrum'da veriyoruz, Milas'ta veriyoruz, her yerde veriyoruz. Bunu görüyorsunuzdur. Müjde de verilmiş bugün. Katkı veren biz herkese teşekkür etmeyi de biliriz. Mevcut siyasi iktidarın, iktidar partisi yetkilileri gelmişler, ziyaret etmişler. Varsa katkıları onlara da teşekkür ederiz. Teşekkür etmeyi biliriz. Ama şimdi ben yanında bir evrak getirdim, onu sizlere göstermek istiyorum. Sayın Yelda vekilimiz bugün gelmiş, size bir müjde vermiş. Ve bayram öncesi güzel bir haber olmuş. Şimdi bu elimdeki evrak arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı tarafından bu alanın da içinde olduğu ilan, ihaleye çıkarman ilanı. Şimdi burada ne yazıyor? Bodrum, Milas, Ula, Ortaca'da 13 tane arsadan bahsediyor. Şimdi ben buradan Sayın Yelda vekilime seslenmek istiyorum. Ne güzel Fevziyeli hemşehrilerimize güzel bir haber verdiniz. Onların bayramına bayram yaptınız. Peki Milaslılar ne olacak? Bodrumlular ne olacak? Ulalılar ne olacak? Ben buradan onu sormak istiyorum. Onlara da bayram müjdesi verecek misiniz Sayın Vekil? Buradan Fevziye'den bunu sormak istiyorum. 3 gün önce satışa çıkıp sonra da satışı iptal edip gelmek doğru bir yöntem değildir. Sizi bir kez daha yürekten kutluyorum. İnşallah mesajı almışlardır. O boşalttıkları kasaları bizim topraklarımızı satarak değil, gerçekten üretime destek versinler. Son defa tekrar buradan vekilimize sormak istiyorum. Bu Fevziye'de verdiğiniz bayram mesajını Sayın Yelda Vekilim, Ulalı'ya da, bayramdan önce Milaslı'ya da, Bodrumlu'ya da verecek misiniz diye soruyorum.